Öncelikle hocam ben bu dört yayının da ilki olduğu için genel bir soru sormak istiyorum size. Zaten sizleri izlemeye gelenler de az çok biliyordur diye düşünüyorum bu konuda Türkiye'deki zannedersem. Eğer hak nedeniklerim varsa özür diliyorum. En yetkili, en bu konuya hakim kişilerden en başında geliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben Baudrillard için ilk giriş olarak hocam şunu sormak istiyorum. Sizden bir tanıyabilir miyiz yani Baudrillard? Rahmetli beyefendi, sizin dilinizden tanıyacak olursak neler diyebiliriz hocam? Ya Baudrillard insan olarak çok ne diyeyim sıcak bir insan. Çok kolay iletişim kurulabilen bir insan. Ben kendim nasıl iletişim kur yani birçok insandan dinledim. Hepsinin aşağı yukarı benim gibi kolaylıkla onunla iletişim kurduklarını öğrendim. Ben doktora öğrencisiyken Paris'te tesadüfen onun kitaplarına rastladım. Yani Baudrillard öğrencisi bir kez daha burada altını çizeyim. Hiç olmadım. Yani keşke olsaydım o başka mesele ama hiç olmadım. Ben doktora tezimi yazarken işte kaynak kitaplar bulmaya çalışırken her zaman gittiğim çok büyük bir kitap evinde onun kitaplarına rastladım. İlk tüketim toplumunu okumuştum. Sonra simgesel değiş tokuş ve ölüm. Nesneler sistemi gibi kitaplarını okudum ve ben bu adamla tanışmam gerek diye düşünüyorum. Yani beni çok heyecanlandırdı bu kitaplar. Onunla konuşup bir söyleşi yapayım dedim ve o zamanlar Türkiye'de Yasko Felsefe Dergisi vardı. Selahattin Hilav da onu yayınlayan başında bulunan insandı. Yani oraya göndermeyi planlamıştım. Bulmak kolay olmadı Baudrillard'ı. Üniversiteden yani Nanterre'de üniversitesinden ayrılmış. O sırada Paris Dauphine diye bir üniversiteye geçmişti. Neyse bölüm sekreterine nihayet uzun uğraşlardan sonra ulaştım. Telefonunu aldım. Yani derdimi söyledim tabii ne yapmak istediğimi. Daha sonra da yani o zamanlar cep telefonu henüz olmadığı için ev telefonundan aradım. Daha ilk arayışımda çıktı. Dedim böyle böyle ben sizinle konuşmak işte sorular sormak istiyorum. Müsait misiniz? Beni kabul eder misiniz? Tamam dedi atla gel. Ne zaman? İşte hemen ertesi gün mü? Bir sonraki gün mü? Ne randevulaştık. Derslerinin olmadığı bir gün ve saat. Mustafa Altıntaş adlı bir arkadaşımla birlikte gittik. Ve bizi çok sıcak bir şekilde karşıladı. Ve ondan sonra da ben zaman zaman tabii ben bir süre sonra Paris'ten ayrıldım. Türkiye'ye geldim. Üniversitede çalıştım. Zaman zaman Paris'e gittim. Gittiğim zaman tabii çok yurt dışı seyahati oluyordu onun. Paris'te olduğu zamanlar bir uğrayıp merhaba nasılsınız iyi misiniz diyordum. Bazen hazırlıklı gidiyordum yeniden. Söyleşi yapmak üzere. Bazen de sadece sohbet etmek amacıyla. İşte en sonunda 2004 yılında İzmir'e getirdik. Onu öyle kolay kolay gelmedi yani. Geldiğince gelen cinsten bir insan değil. O konularda çok hassas. Böyle dostluğumuz 1982'de başladı. O ölünceye kadar 2004 yılına kadar devam etti. Yani arada benim Baudrillard'dan uzaklaştığım yani düşünce olarak dönemler oldu. Sonra tekrar geri dönüş yaptım. Ve yani işte mektuplaştığımız oldu. Telefonda daha çok konuşuyorduk. Hiçbir zaman için böyle en ufak bir üstten bakış insanlara yönelik olarak yani hata yanlış yaparsınız onları yok öyle bir şey. Yani çok ne diyelim yani anlayışlı, rahat, karşısındakini de çok rahat ettiren ama tabii söyleşi sırasında değil böyle sohbet ederken normal ciddi bir şekilde soru sorup yanıt almaya başladığınızda orada ciddileşiyor. Ama sonra iş bittiğinde tekrardan daha sakin, daha ne diyelim samimi bir şey kurulabiliyordu kendisiyle. Yani benim tanıdığım Baudrillard müthiş çalışkan, disiplinli, eşinden de
duyduğum, yani merak edip biz de sormuştuk. Yani 2007'de öldü tabii, onu biliyor herkes sanırım. Benim söylemeye çalıştığım şey, yani kapanır deli gibi okur. Yani arka arkaya 50 belki 60-70 kitap okuyup sonra da tabii onların sentezini yapıp çeşitli makalelerle hatta kitaplar şeklinde yayınlamaya başlar. Yani biriktiriyor ve sonra yazıyor. Yani hayatının 40 yılını bu işe verdi. Yani kendi yaşadığı dünyayı, kendi yaşadığı uygarlığı, toplumu, toplumları anlamaya çalışıp bu konuda hiç durmadan düşünce üretti. Kendisine tembel diyor ama yani neredeyse 50'ye yakın kitap var. Dünyada yapılmış yüzlerce konuşma var. Kendi ülkesinde yapılmış belki ne bileyim 50-100 adet söyleşi var. Onun dışında işte uluslararası bir çalışma grubunda zaman zaman birlikte oluyorlardı dostlarıyla, arkadaşlarıyla. Şimdi onun ölümünden sonra eşi Paris'te bir Baudrillard Dostları adlı bir oluşum gerçekleştirdi. Bu oluşum her ayın ilk pazartesi ya da salı günü toplanıyor. Baudrillard hakkında konuşuyorlar, düşünceleri hakkında ve hemen hemen her sene onunla ilgili bir etkinlik düzenlemeye çalışıyorlar. Mesela şu sıralarda onlar bunu yapmadı ama katkıda bulundu. Ben de onun bir parçasıyım yani, eşi beni de o topluluğun içine almıştı. O yüzden izleyebiliyorum. Şimdi Kanada'da Montreal'de bir etkinlik olacak ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlar orada Baudrillard'ın düşüncelerini yine tartışmaya devam edecekler. Geçen sene Paris'te bir tane etkinlik oldu. Paris'te değil, o evveli seneydi. Ondan önceki yıl, geçen sene Britanya'da bir toplantı oldu. Daha çok ağırlıklı olarak Fransız vatandaşları, yani sosyologlar, insan bilimciler, sosyal bilimcilerle. Son olarak da ya bu ay sanırım Paris'te Baudrillard'ın öldükten sonra tabii bir kitaplığı vardı evde. O kitaplığını eşi Fransa'daki yani François Mitterrand adlı Fransa'nın belki en büyük kitaplığına bağışlamak istedi. Fransız Merkez Bankası bir ara talip olur gibi oldu. Ama sonunda Amerika, yani onu internetten bulabilirsiniz. Bir Amerikan üniversitesi geldi. Sanırım kitapların Fransa'dan dışarı çıkmasını istemedi. Bu konuda bir kesin bir bilgim yok. Hemen oturdu evin yakınlarında Columbia Üniversitesi galiba New York'taki bir yer bulup Baudrillard kitaplığı yapacaklar. Yani Baudrillard'ın kitaplarını orada, okuduğu kitapları, altını çizerek ya da çizmeden okuduğu kitapları orada gidip alıp okumak mümkün olacak ve o kitapların hepsini internete, yani dijitalize edecekler. Dünyanın her yerinden insanlar Baudrillard'ın okuduğu kitapları okuyabilme şansına sahip olacaklar. Bunu ne yazık ki Fransız devleti, hükümeti yapmadı. Amerikalılar yaptı. Ve Amerikalılar bunu gelip Paris'te, özellikle de yaşadığı evin yakınlarında bir yer kiraladılar mı, satın aldılar mı bilemiyorum. Böyle büyüyecek bir dairede gerçekleştirdiler. Kendilerini buradan tebrik ediyorum, o Amerikalıları.